Sevgili futbol severler merhabalar. Yepyeni bir videomuza. İlk videomuzun devamı olan bomba gibi bir videomuza hoş geldiniz. Bugün konuğumuz kim? Bugün konuğumuz 2007-2008 sezonunun ikincilik gol kralı. Sonraki 2008-2009 sezonunda ikinci gol kralı. Ve aynı 2008-2009 sezonunda dört büyük takıma da gol atmış. Ayrıca Galatasaray'a bir maçta dört gol atmış. Türk futbolunun değerli ismi Taner Gülleri. Taner Gülleri hocam hoş geldin. Hoş bulduk Osman. Teşekkür ederim. Nasılsın hocam? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Murat hocam sen de hoş geldin. Bizim Hoş zaten bulduk. artık Murat hocamız demirbaşımız sağ olsun. Sizi yalnız Evet. bırakmıyor bu yolda. Arkadaşlar videonun başında söyleyeyim. Çok eğlenceli bir video olacak. Yani eğlenmek istiyorsanız, kahkaha atmak istiyorsanız bir futbolcu acaba neler yaşıyor diye düşündüğünüz şeyler var. İşte o bu videoda olacak. İzleyin ama eğlenmek için izleyin arkadaşlar. Taner Güller hocama iletmek istediklerinizi de yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu şu anda durdurup bir beğeni butonuna basarsanız da çok memnun edersiniz deyip hızlı bir girişle hemen buradan ortaya açayım. Murat hocama vereyim pası. O da ortalasın. Taner hocam her zamanki gibi gol atsın. Öncelikle Taner hocam hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? bulduk. Sağ ol Murat. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Ben de iyiyim. Hocam baştan söyleyeyim. Ben Antalyalıyım. Sıkı bir Antalyaspor Evet. taraftarıyım. İyi bir seyirciyim. Sizin Antalyaspor döneminizde çok yakından takip ediyordum. Gol attıktan sonra o zıplayıp arka tarafa seyirciye doğru gidişiniz Pankartın hala üzerinden değil gözümün mi? önünde. Evet, pankartın üzerinden. Evet. Hocam o dönemde hani şimdi hem böyle sohbet arasında ilk sorumu da sormuş olayım size. Şimdi bana sorsalar, deseler ki unutamadığın ikili forvet deseler. Evet. Ben iki grupta söylerim bunu. Bir Avrupa'da Nihat Kovačević, iki Evet. Antalyaspor'da Taner Güler'i Coşkun Birdal. Yani Evet. bu iki grubu ayıramam. Ha? Bu vasıtasıyla size de şunu sormak istiyorum. Beraber oynarken en keyif aldığınız forvet oyuncusu ya da en keyif aldığınız partner diyeyim. Bunun Hı-hı. akabinde de döneminizde en zorlandığınız defans oyuncusu. Şöyle Murat, çok güzel Antalya günlerim geçti. 3 sene kaldım orada. 3 sezon, hatta 4 sezon ama 3 yıla tekamül ediyor. Antalyaspor'da çok güzel günlerim geçti. Orada şampiyonluk da yaşadık. Birinci ligden Süper Lig'e çıktık. Evet. O sene dediğin işte Coşkun, ben işte Hakan Keleş, Burak Yılmaz. Burak Yılmaz yedekti, oynamıyordu bizim Evet, zamanımızda. hatırlıyorum hocam. Ondan sonra 2005 senesi. Çok güzel günlerimiz geçti orada. Beraber iyi anlaştığın, beraber iyi partner olduğun oyuncular kimler dersen evet Coşkun'la çok iyi anlaşıyorduk. O sene Coşkun, ben, Burak Yılmaz, Hakan Keleş. Dördümüz 50'nin üzerinde gol attık. O sene de Hocam hemen 75 söylüyorum. ne kadar Elimde var. 50'ye yakın artık 12, yani evet. 23, 32. Hocam tam 50. Tam 50'ymiş bak. Tam Yani 50. 50'ye yakın gol attık. Evet. Yani o senede 75 tane mi? 70 küsür tane de bir sezonda golümüz var. Yani inanılmaz ofansif oynuyorduk. Hocamız da Yılmaz Vural'dı. O dönemde evet Coşkun'la çok iyi anlaşıyorduk. Hakan Keleş'le çok iyi anlaşıyordum mesela. O da forvet arkası oynuyordu. Biz üçümüz inanılmaz anlaşıyorduk. Onun dışında Kocaelispor'da Ahmet Dursun'la çok iyi anlaşıyordum. O beraber çift forvet oynadığımız zamanlar oldu. Serdar Topraktepe ile çok iyi anlaşıyordum. Yani iyi anlaştığımız arkadaşlarımız vardı. Yani Antalyaspor dönemi de evet o dediğin Nihat Kovačević, ben de hiç o ikili inanılmaz ikiliydi. Ben de çok iyi hatırlıyorum. Yani Nihat'la Kovačević birbirini tamamlıyorlardı. Dediğin gibi biz de Coşkun'la birbirimizi tamamlıyorduk yani. Defans oyuncusu hocam. Zorlandığım defans oyuncusu hiç şöyle. Tabii ki zorlayan defans oyuncuları vardı ama hani Çok benim özür dileyerek bir şey söylemek istiyorum. Yani bence bu soru biraz da anlamsız oluyor. Neden diyeceksin?
Yani zorlayan defans oyuncusu diye bir şey yok. Attığı gollerin rakamlarına bakarsan kimsenin zorlamadığını görmüş olursun. Yani uğraştım orada. Şöyle yani zorlayan Osman gerçekten defans oyuncuları vardı. Çok iyi defans oyuncuları vardı. Yok değil ama hani şöyle de derler. Hani çekindiğim bir defans oyuncusu var mıydı? Yok. Çekindiğim bir defans oyuncusu yoktu. Niye? Yani çekindiğim zaman zaten mesela X bir takımın stoperi Osman. Ben Osman'dan maçtan önce çekineceğim. Ya bu doğru değil. Maçtan önce zaten bir sıfır mağlup başlıyorsun maçı. Yani sen yani tabii yani öyle hiçbir zaman düşünmedim. Beni zorlayan stoper var mıydı? Çok vardı. Yani çok vardı ama ben kolayını buluyordum yani. hocam bizde. Bir ek yapabilir miyim bu soruyu? Şu şekilde. Evet. Günümüzde şu anda yine Taner Gülleri sahalarda olmuş olsa şu üç isimden hangisine karşı oynamak istemezdi diyeyim. Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü. Üçüne de karşı oynamak isterdim. He, yani zorlar mıydı? Evet, zorlanabilirdim. Onların da zorlanacakları zamanda yaratırdım. Vay, çok güzel. Hocam, hemen ben ikinci soruma geçebilir miyim? Evet. Şimdi sene 2008-2009 sezonunda hocamın bahsettiği gibi Kocaeli ile Süper Lig'de bir Galatasaray maçı var. Evet. 4 gol attınız ve maçtan sonra Galatasaray teknik direktörü Mikael Skibbe ile yollar ayrıldı. Evet. O maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben çok merak ediyorum açıkçası. Ben yani hemen bir ek yaparak tazelemek istiyorum. Geçtiğimiz videolarda da şöyle bir söylemi vardı Murat Hocam, Taner Hocamızın. Gönlümüzden geçen, kalbimizden geçen de bu sezon Galatasaray'ın şampiyon olması demişti. Dolayısıyla şimdi genelde benim aldığım izlenim de şu. Yani eğer büyük takıma gol atarsan büyük takım transfer eder seni. Ama 4 gol at, yani 4 gol de atmamak lazım sanırım diye düşünüyorum hocam. O Galatasaray hayali olamadı diye sorusunu da ek yapmış olayım. Şöyle, evet, Taner Güller dediğiniz zaman zaten Türk futbolunda ilk akla gelen şey Murat'ın söylediği Galatasaray'a 4 gol attığım maç. Orada hem Kocaelispor olarak tarih yazdık, hem Taner Güller olarak ben Ali Samiyen'de tarih yazdım. Yani her futbolcunun yaşamasını isterim. İnanın buna 3 gün antrenman yapmadım. Hocama da o zaman demiştim ya, yani İstanbul programı, İşte televizyonlara program, ana haberlere bile çıktık yani. İnanılmaz derecede o 3 günüm çok yoğundu. İnanın bana 3 gün antrenmana çıkamadım maçtan sonra. Bir sonraki Bursaspor maçı vardı. Dedi. Hocama dedim ki yani ben oynatma hocam. Yok dedi ya. Sen dedi dinlen. Biz seni dinlendirelim. Güçle çıkartalım maça şeklinde konuşmuştuk o zaman. Yani şöyle bir şey söyleyeyim size. Anılarım canlansın. Şimdi biz günübirlik gittik şeye. Ali Samiye'nin. Yani Kocaeli İstanbul yakın olduğundan dolayı 45-50 dakikalık bir mesafe. Günübirlik gittik. Tesislerimizde kaldık. İşte maç yemeğimizi yedik. Hareketimizi Kocaeli'den yaptık. Kocaeli'den İstanbul'a gelirken kuzenim aradı beni. Telefonda. Allah söyletti diyorum. Bunu her yerde de söylüyorum. Kuzenime dedim ki Galatasaray yerine gidiyoruz dedim. Tamam dedi, ben de birazdan maç hazırlığı yapıyorum, maç izleyeceğim filan. Dedim ki bugün dedim Galatasaray'ı yeneceğiz, Sigi Bey'i göndereceğim dedim. Yani Allah söyletti. Allah söyletti ama 4 gol atacağımı söylemedim. Öyle bir şeyde bulunmadım. Sadece Galatasaray'ı orada yeneceğiz, Galatasaray'ın hocasını göndereceğiz. Öyle bir ağzından bir laf çıktı. Yani onun artısı şeyi de bana sadece söylemediğim bir 4 gol vardı. Bana nasip oldu. Hocası da ayrıldı. Öyle bir söylenecek şaka, gibi değilmiş zaten hocam. Evet. Yani. Bir şaka yollu kuzenimle şaka yollu konuşurken gerçeğe dönüştü. Yani çok güzel bir gündü. Hiç unutmam. Hatta da yaklaşıyor. 22 Şubat 2009. Oo, yakın zamandaymış. Tabii. Yani 8-9 gün var. Arkadaşlar 22 Şubat'ta bu videoda beğen akımına çökün lütfen. Yani hocam, unutulmaz bir maçtı Murat. Yani evet. benim adıma unutulmaz bir maçtı. Bir de Galatasaray'ın 116 yıllık tarihinde daha hala 4 gol atan futbolcu tek ben varım. Yok. Evet, ben olacağını da düşünmüyorum ya. Ali Samiyen'de Galatasaray bir futbolcu 400 olacağını düşünmüyorum yani.
Yani olur mu? Olabilir. Ama olmasın. Rekorlar bende kalsın. Olmasın. O ayrıcalık sizde kalsın. Olmasın. Hocam o dönemde bir rekor daha var. Evet. Sizin bir rekorunuz daha var. Dört büyüklere gol atan, bir sezon içinde dört büyüklere gol atan tarihteki ilk futbolcusunuz. Evet. Yani evet. Bu da bir ayrıntı. Yani Murat, ne düşünüyorsunuz onu merak ediyorum. Şöyle bir sezonda 34 haftalık sezonda benim zamanıma kadar dört büyüklere Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'a gol atan oyuncu yoktu. Ben 17 hafta boyunca attım. Sadece ilk yarıda attım ben onu. Oo, ben onu bilmiyordum. İlk yarıda attım ben. Normalde o sezon olarak geçti ama benim ilk 17 haftaki bölümlerde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'a attım. Sizce en güzel hangisiydi hocam? Sizce en güzel hangisiydi golleri o dört büyük takımdan? Hepsi güzel ya. Goller emek harcıyoruz. Hepsinin bir başka hocam, şeyi bir var, emeği var ya. Hocam bir tanesini seçmenizi istesek. Bir tanesini ya şu gol gerçekten bende daha ayrı yani. Top güzel geldi, ayağıma oturdu ya da. Yani bir tane seçmek istesek. O dört büyükler attığımız golden. İlk gol mesela Galatasaray'a ilk attığım gol. Desantis'in yumrukladığı, benim o topun gelişine top yere düşmeden vurduğum gol çok güzel. Ya hepsi birbirinden güzel. Mesela üçüncü attığım gol çok güzel. Dördüncü attığım gol muhteşem. Mesela Trabzon'a Avniker'de bir gol attım. İnanılmaz bir gol attım. Kimsenin topa vuracağımı düşünmediği zaman çaprazdan vurdum. Sonku geçerek. Yani hepsi birbirinden güzel. Hepsinde emek var. Yani en güzel dersem yani birini söyleyemem. Hepsi derim. Anladım hocam. Evet. Hocam ben bir de bir tahminim var benim ama ya da ondan önce bir size bir şey sormak istiyorum o soruya gelmeden önce. Taner Gülleri gibiyim, hiç bahar yaşamadım diye bir beste var biliyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz bu beste hakkında? Ya taraftarların benim adım yaptığı besteler bana onur veriyor, gurur veriyor. Yani çok mutlu oluyorum. Şu besteyi de yaptılar mesela taraftarlar. Taner Gülleri çok sevdik seni diye. Mesela beni yumruk şova çağırırken bu şekilde çağırıyorlardı. Taner Gülleri çok sevdik seni diye çağırıyorlardı. Hı-hı. Ya çok farklı bir şey, güzel bir şey. Şimdi futbolu bıraktık. Futboldan sonra çocuklarımla anlatacağımız çok güzel şeyler var. Değil mi? Yani doğru. Yani çok güzel şeyler var. Onların hepsinin videosu var. Oğlum 15 yaşında, 16 yaşına girecek işte 2005'li. O da o da futbol oynuyor şu anda. Bazen takılıyorum oğlum, sol ayağım olsan diyorum, çıkar oynarsın falan diyorum. hocam yani, çocuğunuzun ismi neydi? Ali. Şimdi Ali'nin yerinde ben olsam mesela, yani Murat düşünsene. Oğlum benim babam Galatasaray'a 4 gol atmış. Sen hayırdır yani? Anlatabiliyor muyum yani? Benim babam attı şimdi, yani. Bak kimlikte var mı başka? Genler. Hocam hangi mevkide oynuyor? O da santrafor oynuyor. Oo, genlerden geliyor. Buradan sevgili Ahmet Nur Çebi'ye seslenmek istiyorum. Sayın Başkanım, Allah aşkına bakın genetikten belli. Beşiktaş'ın geleceğini kurtarmak istiyorsanız lütfen Taner Gülleri ile bir irtibata geçiniz diyelim. İnşallah yani şöyle Osman, Murat yani şunu düşünüyorum. Şimdi oğlum top oynarsa, ben izlersem inanılmaz keyif alırım. İnanılmaz gururlanırım diye böyle kendi kendime inşallah öyle bir şey yaşarım. İnşallah. Şöyle de düşünüyorum. Ben babama ne kadar çok onurlandırmışım, gururlandırmışım. Ne kadar güzel şeyler yapmışım. Babam benimle onurlanmış, gururlanmış. O şeyi düşünüyorum. Yani oğlum bana bunu yaşarsa şimdi bana inanılmaz ya, dünyanın en iyisi, en müthiş babası olurum. Ya, yani inanılmaz derecede keyif verir. Şimdi çocuklarımız da işte bizim geçmişte yaptıklarımızı YouTube'dan olsun, videolardan olsun, işte bazen böyle Beyin Sports bazen maçlarımızı, gollerimizi veriyor. Onlar olsun. İzliyorlar. Gururlanıyorlar. Ben gururlandırmışım evlatlarımı. Öyle düşünüyorum. Yani çok güzel şeyler bunlar. Buradan Ali'ye de seslenelim. Ali'cim inşallah bu videoyu da Futbol Aklı YouTube kanalından izlersin. Bak babanı gururlandırmanı bekliyoruz senden. Daha evet. 15 hadi böyle bir 18-19 gibi adını duymak i̇nşallah. İsteriz senin de. İnşallah. Hocam ben şu soruyu eklemek istiyorum. Şimdi
Galatasaray'a sempati duydunuz, çocukluğunuzda Galatasaray'ı tuttuğunuzu ifade ettiniz. Yani şimdi o dönem Galatasaray'ın golcüye mi ihtiyacı yoktu ya da başka, yani sizin kulağınıza gelen bir şey var mıydı? Yani Taner Güller'in bu performansı niye bir dört büyük takımla sonuçlanmadı? Şöyle Osman, Beşiktaş ve Trabzonspor aradı. Onlarla bir ön görüşme yapmıştım. Ama daha öncesinden Başakşehir, yani o zaman benim zamanımda İstanbul Büyükşehir Belediye'ydi. Yani Başakşehir daha önceden davranıp onunla konuştuk. Onlarla bir iletişim haline geçmiştim. Birkaç defa geçtik. Onun dışında Eskişehir takımı çok istemişti. Diğer Anadolu takımları çok istemişti. Ama ben tercihimi İstanbul Büyükşehir Belediye'den, işte Başakşehir'den yana kullanmak istedim. O nedenleri de işte Göksel Gümüşdağ'ın bana davranmış olduğu o sıcaklığı hissettim. Abdullah Avcı'nın, o zaman hoca Abdullah Avcı'ydı, onun beni çok istediğini hissettim. Ondan dolayı tercihimi Başakşehir'den yana kullandım. Ama Beşiktaş ve Trabzon'la da bir ön görüşme yapmıştım yani. Ama Başakşehir'e imza attım. Beşiktaş formasıyla görmek isterdik sizler açıkçası. Evet. Hocam şimdi yavaş yavaş futbolcu Taner Güller'den hoca Taner Güller'e geçmeden önce bir soru sormak istiyorum. Benim bir tahminim var, bir isim var aklımda ama ben yine de size soracağım. Futbolculuk hayatınızda sizi en çok etkileyen teknik direktörü soracağım. Aklımda bir isim var. Yine de yani kendi çalıştığım takımlardaki hocalarım mı? Evet hocam, çalıştığınız. Çalıştığım ya bir çok hayatınızı var. Hayatınızı etkileyen diyeyim yani. Hayatımı etkileyen yani kim vardı? Mesela Necat Biriç. Allah rahmet eylesin. Ben Fethiyespor'da sene 96-97 senesi Fethiyespor'dan Bursaspor'a transfer oldum. Necat Biriç de Bursaspor'un hocasıydı. Beni 3. Lig'den Süper Lig'e transfer eden, isteyen Necat Biriç'ti. Onun bana çok şey kattığını düşünüyorum. Yani o seviyelere gelmemdeki katkısının çok olduğunu düşünüyorum. Onun dışında Coşkun Demirbakan var mesela. Antalyaspor'a gelmemde çok büyük katkısı oldu. Ben o döneme kadar işte diğer takımlarda işte oynadım oynamadım, yani böyle çok patlamamıştım, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Antalyaspor'dan sonra bir çıkış yakaladım. Buna sebep de işte Antalyaspor Coşkun Demirbakan'ın beni çok istemesinden Antalyaspor'da başlayıp mesela son 6-7 senem benim hep üst düzey geçti. Senede en az 17-18 tane gol atıyordum. Antalyaspor'u şampiyon yaptık, Süper Lig'e çıktık. Kocaeli'de mesela Yılmaz Ural şampiyon olduğumuz sene, Yılmaz Ural'ın katkısı çoktur. Her hocanın bende emeği katkısı çoktur ama en başta Necdet Biriç diyebilirim. Yani. Evet hocam. Senin peki, neydi Murat? Düşündüğün... Hocam ben Erhan Altın diye düşündüm. Onu söylersiniz Altın'da, diye tahmin ettim. Yok, Erhan Altın'da katkısı var. Şöyle katkısı var. Yani o ikinci yarı geldi Erhan Hoca bize. Süper Lig'in ikinci döneminde geldi. Hem takımımıza hem bana çok katkısı oldu. Ben o geldikten sonra daha fazla çıkış yakaladım. Erhan Hoca'nın da katkısı var. Kısa bir dönem oldu ama çok katkısı var. Evet. Bir de sonradan... Evet. Buyur hocam. Buyur Osman hocam. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi böyle futbolcusunuz hocam. Daha önce çok Yeşilçimlere indiniz. Hangi statta, hangi taraftar grubunun önüne çıkarken tedirginlik yaşadınız? Yani sizlerde biraz nasıl diyeyim? Hangi stat sizi etkiledi hocam? Yani şöyle Osman, sen biraz güldürecek bir şey, senin yüzünü güldüreceğim bir şey. Güldürün hocam bir yani, daha. Yani şöyle, her statta ambiyans çok iyi ama yani İnönü'deki oynadığım maçı unutamıyorum. Yani o seyircinin sanki 2-0 öndeyiz, Kocaeli Spor, Beşiktaş Kocaeli maçı.
Beşiktaş'ın o sene şampiyon olduğu sene 2009. Hı hı. 2-0 galibiz dakika 30. Seyirci sanki inecek üstümüze yani. O derece 2-1 takımlar geride ama 0-0'ken bu kadar bağırmıyorlar. 2-0'ken daha fazla bağırdılar. Maç 5-2 mağlup olduk, biliyor musun? Ya ömrü hayatımın boyunca da öyle hocam. Yani evet. O sahalarda yani şu an Vodafone Park'la İnönü arasında gerçekten dağlar çok kadar fark var. Ben yani İnönü'de futbolculuk hayatım boyunca en etkilendiğin stadyum hangisi dersen, evet, İnönü. İnönü stadı derdiniz. Hı-hı. Anladım hocam. Evet. Hocam şimdi bir de futbolcu Taner Güler'den teknik direktörlük serüveninize bir geçiş yapalım. Orayı bir toparlayalım istiyorum. Bir Nazilli Belediye ile bir başlangıç yaptık. Evet. Sonra bir Maraş, Kahramanmaraş Spor. Evet. Sonra Kartal Spor, Gölcük. Daha evet. Sonra da Kocaeli Spor'da Erhan Altın Hoca ile, yanlış hatırlamıyorsam, evet. Yardımcı evet. Antrenörlük döneminiz var. Bir teknik direktörlük kısmımızı bir genel olarak bir değerlendirelim hocam. Bir de çalıştığımız takımlarda çok böyle yetenekli gördüğünüz bir futbolcu, aklınızda kalan bir futbolcu var mı? Onu çok merak ediyorum ben. Şimdi Murat, futbolu bıraktıktan sonra hemen Erhan Altın hocamın yardımcısı olarak başladım antrenörlüğe. İlk önce 2012'de Giresunspor, sonra Samsunspor, ondan sonra Göztepe'de Erhan hocanın yardımcısı olarak çalıştım. Bu işe bu şekilde başladım. Ondan sonra Göztepe'den ayrıldıktan sonra bir Nazilli Belediye'den bir teknik direktörlük teklifi geldi. Hocama da bu konuyu açtım, dedim hocam böyle bir teklif var. Değerlendirmek istiyorum. Affımı istiyorum dedim yanınızdan. Ondan sonra o da sağ olsun gerekli desteği verdi ve ben Nazilli Belediye ile teknik direktörlük yaşamıma başladım. Ondan sonra bir dediğim gibi Kahramanmaraş çalıştırdım. Oradan Kartal Spor'la çalıştırdım. En son da geçen sene Gölcük Spor'u çalıştırdım. Ondan sonra da bu sene işte Ekim ayında Erhan Hoca Kocaeli Spor'la anlaştı. Bana da işte yanında olmamı istediği için ben de Erhan Hocamı kıramadım. Bir de Kocaeli Spor olunca iş çok farklı oldu. Kocaeli Spor'da çünkü hala beni Kocaeli Spor'u Taner Güler olarak tanıyorlar. Onun için hem Erhan Hoca'ya hem de Kocaeli Spor camiasına yok deme gibi bir şansım yoktu. Onun için teklifi kabul ettim. Erhan Hoca'nın yardımcısı olarak Kocaeli Spor'u en alt sıradan, biz gittiğimizde 17. 16. sıradaydı. 6. sıradaydı ayrılırken. Maalesef başarılı olmamıza rağmen Ben ona çok şaşırdım hocam. Yani o dönemde evet. Yani hatta yanlış hatırlamıyorsam ilk 5 maç 4 galibiyet falan gibi evet, böyle evet. Şey hatırlıyorum maç, yani. 4 galibiyet beraberlik. Ondan sonra bir 2 maç bir mağlubiyetimiz oldu. Ondan sonra 5'te 5 yaptık. Kupada Ankara Gücü'nü eledik. Keçiören Gücü'nü eledik. Ondan sonra Gaziantep Gazişehir'e elendik. Yani kupada da iyi şeyler yaptık. Maalesef yönetimsel sıkıntılar oluştu. Ayrılmamız gerekiyordu. Ayrıldık ama biz başarısız olmadık. Başarılıyız. Çünkü takımı playoff grubunun içerisine soktuk gibi yani. Çünkü arada bir puan vardı. Biz ayrılmadan önce. İlk yarıda yani. Ondan sonra böyle bir süreç yaşadım. Şimdi işte bir aydır, bir 3,5 hafta falan oldu. 4 hafta oldu ayrılalım. 4 haftadır şu an herhangi bir takımla görüşmedik. Bir takımla görüştüm. Erhan Hoca ile beraber de çalışabilirim. Kendim tek başıma da çalışabilirim. Onun daha tam kararını vermedim. Ama bana iyi bir teklif gelirse değerlendirmeyi düşünüyorum. Hocalar çok farklı. Biraz siyasi gücün biraz güçlü olmalı. Yoksa herhangi bir takıma gidemiyorsun maalesef. Hocam o futbol içinde de etkili mi o kadar yani? Etkili. Ben de çok kötüyüm o yoruma şu an. Gerçi o yoruma çok kötüyüm. İnanılmaz etkili. Yani birileri aradığı zaman gidip bir yere hoca olup çalışabiliyorsun. Yani, Allah Allah. Maalesef böyle şeyler var. Böyle şeyler var. Doğru değil. Çünkü ben
En güzel zamanlarım şu zamanlar. Futbolu yeni bırakmışım. Yeni derken 8-9 sene olmuş. Ben bilgimi, birikimimi oyunculara aktaracak en güzel yaştayım şu anda. Maalesef yani bir takıma gidiyorsun. 2 hafta mağlup oldun. 3. hafta kazanamazsan biliyorsun gideceksin yani. Bizim Türkiye'de başarısızlığa hemen bileti kesiyorlar. Doğru mu? Değil. 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 Yani şöyle iyi örnekler var. Mesela Başakşehir, Abdullah Hoca yıllarca Başakşehir'de hocalık yaptı. Başarılı oldu mu? Oldu. Ama 3 maç mağlup olduğunda ben gideceğim diye hiç kafasında bir soru işareti yoktu. Ama %90 mesela Altınordu. Altınordu'nun hocası yıllardan beridir. Hüseyin Hoca yıllardan beridir Altınordu'nun başında. Öyle bir kaygısı yok yani. Ama diğer takımlarda olan hocaların hep kaygısı var. 2 maç, 3 maç kaybettiğin zaman hemen biletin kesiliyor, gönderiliyorsun. Doğru mu? Değil. Sabredilmesinden yanayım. Lige başlarken herkes şampiyonluk için başlıyor. Ama bir tane takım şampiyon oluyor. Her takım şampiyon olamaz. Olma şansı yok. O zaman diğer takımların teknik direktörünün değişmesi lazım. Öyle mi yani? Değişiyor yani. Şimdi Ankara Gücü, Gençler Birliği, alttaki takımlar, Denizli kaç tane hoca değiştirdi? Kaçar tane hoca değiştiriyorlar. Yani bu doğru değil. Doğru değil. Yani başarıyı bu şekilde yakalanmaz yani. Yakalayamazsın. Yakalanma şansı yok. Kesinlikle. Yani maalesef hocalıkta böyle bir sıkıntı var. Hep şunu söylüyorum. Futbolcuyken iyiymiş yani. Kendimize bakıyorduk. İyi besleniyorduk. İyi antrenman yapıyorduk. Dinleniyorduk. Kendimizden sorumluyduk. Çıkıyorduk sahaya, oynuyorduk. Ama hocalık kısmı çok farklı. Hoca olduğun zaman taraftarlarla muhatap oluyorsun. Yöneticilerle muhatap oluyorsun. Futbolcu grubunla muhatapsın. Çalışan personelle muhatapsın. Her şeyle muhatapsın yani. Onun için hocalık gerçekten çok zor. Kolay değil. Benim bir başarıya ihtiyacım var diye düşünüyorum. Yani teknik direktör olarak bir takımı başarıya götürürsem önümün açılacağından inşallah. Yolunuz açık diyeyim. Olsun hocam. İnşallah bu işi yapmak istiyorum. Yani zor ama yapmak istiyorum. İnşallah hayırlısı olur. İyi bir takım bulur. İyi yerlere getiririm inşallah. İnşallah. Çok küçük bir detaya dikkat ettim az önce. Bir takımla görüştüm dediniz hocam. Evet. Bir takımla görüştüm. O takımı öğrenebilir miyiz biz? Ya söylemeyeyim şimdi başımda. Hocam şimdi şöyle bir şey. Bizim videomuza özel olsun yani bu da. Bize şöyle hani şimdi başında hocası var. Yani söylemem etik değil. Doğru değil yani. Peki Süper Lig mi, birincilik mi? Yok, 2B Ligi. 2B Ligi. Tamam. Ha, 2B Ligi. Biz buluruz. Biz buluruz hocam onu. Hocam. Ama doğru değil yani, evet. Eyvallah. Arada bir sorum kaynadı. Ona ek bir tane daha sorup ondan sonra sizi çok yormak istemiyorum. Kaynayan sorum şuydu. Çalıştırdığınız takımlarda böyle yetenekli gördüğünüz, aklınızda kalan bir futbolcu. Evet. Birinci sorum bu. İkinci sorum da şu. Avrupa'nın büyük devlerinde bir hocasınız. Takımınıza bir tane defans oyuncusu alacaksınız. Ve bu defans oyuncusu şu an Türkiye'de oynayan Türk oyunculardan bir tanesi olacak. Kimi alırsınız? Merih'i alırım. Merih. Hocam Türkiye'de oynayan, Türk Süper Lig'de oynayan birini almak isteseniz. Ha, Türk Süper Lig'de stoper. Şu an. Ha. Evet, yani evet. Türk stoper dersen hani milli takım, yurt dışı filan Merih'i alırım. Onun dışında kim var? Ya takımların çoğu zaten yabancı. İlk 11'e bakıyoruz. Ben de ona dikkat ettim yani. Onun yani evet, ilk 11'e bakıyoruz. Murat çok zorladın. İlk 11'e bakıyorum. 11 tane yabancı. Kimisinde 9 tane hocam, yabancı. Peki hocam soruyu şöyle düzeltelim. Doğru, stoper çok fazla yok. O zaman şu an Türkiye'de oynayan bir tane futbolcu almak isteseniz mevki sınırlaması yok. Kimi alırdınız? Kimi alırdım? Taylan'ı alırdım. Daha sayıda Taylan'ı alırdım. Genç ve önü açık bir oyuncu. Genç ve önü açık bir oyuncu. Gelişime bir açık oyuncu. Daha iyi olabilir mi? Olabilir. Daha iyi yerlere gidebilir mi? Daha iyi derler derken Avrupa'ya gidebilir mi? Gidebilir. Taylan'ı söyleyebilirim.
Taylan'ın soyadı neydi? Antalyalıydı. Antalyalı. Taylan Antalyalı. Ha. Sen Antalyalısın diye Murat. Hocam Murat'ın bu cevap çok mutlu etmiştir yani. Şu an bu cevap senin içindi Murat tamamen. Evet. Murat hocam eklemek istediğin bir şey var mı? Hocam çok teşekkür ediyoruz Taner hocam. Bizi çok mutlu ettiniz. Yine şey yaptın. Kendi çalıştırdığım takımdaki evet, oyuncular. O da, evet, o da kaynamasın. Evet, doğru doğru. İyi ki not almışım. Evet. Ben geçen sene biliyorsunuz Gölcükspor çalıştırdım. İsmail evet. Yüksek'i oradan çıkarttık. Yani İsmail'de evet emeğim var. Fenerbahçe'ye gitti. Fenerbahçe'den şimdi şu an Adademispor'a kiralık olarak verdiler. Hı hı. O da neydi hocam? Orta saha oynuyor. 8-10 numara tarzında. 6'da oynar. Yani o ofansif orta saha. Gelişime açık bir oyuncu. Bu sene sezon başı Fenerbahçe'ye transfer oldu biliyorsunuz. Fenerbahçe onun daha çok pişmesi için yani daha çok maç oynaması için ilk önce Balıkesir'e gönderdi ilk dönemde. İkinci dönem şimdi Balıkesir'den döndü Antalyaspor'a. Adademispor'a gönderdi. Yani İsmail'i geçen sene ben Gölcük'te anlaştığımda o zaman daha oyuncuların tam oyuncu grubunu çok iyi tanımıyorum. Daha birinci antrenman. 5'e 2 oynarken bile dikkatimi çekti. Ondan sonra o zaman yanına çağırdım dedim sen çok yetenekli oyuncusun. Çok yetenekli oyuncu olabilirsin. Bu işten çok iyi yerlerde olabilirsin. Çok iyi yerlere gelebilirsin. Bu işten iyi paralar kazanabilirsin. O yüzden çok çalışmalısın diye hep bunu defalarca ilk gün dahil defalarca her zaman söyledim. O da bizi şey yapmadı. Mahcup etmedi, utandırmadı. Oynadığı maçlarda çok iyi oynadı. Ben mesela Süper Lig'de olsun, PTT 1. Lig'de hocalık yapan arkadaşlarımı aradım. Bende böyle bir oyuncu var. Gelin izleyin. Bu gelişime açık, çok üst düzey oyuncu olma yolunda diye hep bunu söylemiştim. Ki nitekim de gelen her takımda almak istedi. Sonuçta sezon sonu Fenerbahçe aldı. Yani İsmail'e de emeğim var. Mesela Kartal Spor'da çalışırken Burak vardı. Şimdi Manisa, yani eski Manisa Büyükşehir şimdi. Orada o da çok yetenekliydi ama çok üstlere çıkamadı. Geçen sene Samsunspor'u şampiyon yaptılar. Bu sene Samsunspor sezon başı oradaydı. Ama o daha üstlere çıkabilir miydi? Çıkabilirdi. O tam o şeyi der yani o üstte bir türlü kendini atamadı. Ama böyle oyuncular denk geliyor. Biz de alabildiğimiz kadar en iyi verimi alıp daha iyi yerlere gitmesini istiyoruz tabii. Böyle oyuncular rast geliyor yani. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bilgilerinize sağlık. Yani gerçekten çok eğlendim. Ben de. Şimdi kesinlikle. Bu videonun yayınlanan bölümü dışında da biz hocamızla sohbet muhabbet gerçekten yani çok keyif aldım. Yani şu ana kadar yaptığımız videolardaki en keyifli video diyebilirim. Kesinlikle. Tekrardan teşekkür ediyoruz hocam. Ben de çok keyif aldım. Ben de çok keyif aldım. Ne mutlu sizlere. Çok güzel bir program yapıyorsunuz. İnşallah en iyi yerlere, en güzel yerlere gelmenizi istiyorum. Çünkü İnşallah. Enerjiniz yüksek. Enerjiniz çok yüksek. O enerjiyi ben de aldım. Sanki yani bugün Eyvallah. Tanışmadık ama yıllardır tanışıyormuş hissi var içimde. Çok teşekkür İnşallah siz de kendi işinizde başarılı olursunuz. Çok teşekkürler. İnşallah. Biz yayını çok kapatmadan sonraki dönemler içinde inşallah müsaitlik zamanınıza göre yayın sözümüzü almış olalım mı hocam? Tabii söz istediğiniz zaman, istediğiniz çok dakika. Çok teşekkür ediyorum. Bahsi yaparız, ediyorum. Program yaparız tekrardan. Çok teşekkür çok ediyoruz. Sağ Murat hocam ağzına sağlık senin de. Eyvallah hocam sağ ol. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım biraz bir futbolcu gözüyle futbolun o artık yeşil çimlerden değil de o topraklı sahalardan yeşil çimlere gelen Taner Güller'in gözünden görmüşsünüzdür diyelim. Videomuzu beğenelim arkadaşlar. Taner Hocam iletmek istedikleriniz varsa lütfen yorumlar kısmında belirtiniz. Kanalımıza abone olalım. Sağlıklı günleriniz olsun. Covid'siz günleriniz olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere.